Bugün sizlere dünya edebiyatının gerek yazım biçimiyle, gerek toplumsal mesajlarıyla, gerekse de akımlara öncülük etmesiyle tarihin en önemli kitapları arasına giren 5 roman tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bu aynı zamanda Bunları Okumadan Ölmeyin adlı serinin de 7. videosu oluyor. Bu seri gerçekten çok değerli ve okurlar tarafından da ilgi görüyor. Bugüne dek olumsuz bir eleştiri almadığım için mümkün olduğunca devam etmek istiyorum. Sizin de mutlaka okunması gerektiğini düşündüğünüz klasikleri yorum bölümünden paylaşmanızı rica ediyorum. Hem videoyu izleyenlere hem de bana tavsiyelerinizde katkı sağlamanızı çok isterim. Şimdiden zamanını ayırıp izleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Tavsiye etmek istediğim ilk kitap Fransız yazar Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu adlı eseri. İlk defa 1831 yılında yayınlanan kitap bir dönem romanı olmakla birlikte edebiyatın etkin gücünü gösteren nadir kitaplardan bir tanesidir. Nedir bu derseniz, geçtiğimiz yıllarda bir kısmını yangına kurban veren Notre Dame Katedrali'nin kaderidir diyebilirim. Çünkü kitabın yazıldığı dönemde bu katedral yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve yazar yazdığı romanla dikkatleri katedral üzerine çekip buranın kurtulmasında büyük pay sahibi olmuştur. Böylece edebiyatında gücü ortaya çıkmıştır. Birçok çatışma unsuruyla yazılan kitap 15. yüzyıl Paris'inde yaşanan bir dizi olayı ele almaktadır. Kitap bir aşk masalıdır. Güzellik ve çirkinlik ile yasak olana ulaşmanın verdiği mücadeleyi kapsar. Quasimodo adındaki çirkin, şekilsiz ve sağır katedral zangocunun ve görevi gereği herhangi birine aşık olmasının yasak olduğu katedral papazının bir çingene güzeli olan Esmeralda'ya olan aşkını anlatan kitap, hem Fransa'daki sosyal hayatın zorluklarını hem de karşılıksız aşkın insanlar üzerinde bıraktığı sarsıcı duyguları anlatmaktadır. Oldukça duygusal bir kitaptır fakat yazar kurgusunu sadece aşk hikayesine kurban etmemiştir. Victor Hugo'nun yazdığı eserlerin ana temalarında toplumu ilgilendiren konuları görmekteyiz. Yoksulluk, ayrımcılık, adaletsizlik ve idam gibi dönemin tartışmalı konularını diğer eserlerinde de olduğu gibi bu kitapta da eleştirmiştir. Bu yüzden de dünyanın en büyük yazarları arasında her zaman ilk akla gelenlerden biri olmayı başarmıştır. Çünkü romantizmin akımının öncüsü olan yazar her zaman beklenenden daha fazlasını vermiştir. Dünya edebiyatının en büyük kitaplarından biri olan Notre Dame'ın Kamburu, okunduğunda iyi ki okumuşum dedirten muazzam eserlerden bir tanesi, mutlaka tavsiye ediyorum. Victoria döneminin en önemli gotik edebiyatı eserlerinden biri olan ve kendisinden sonraki bütün vampir ve gotik edebiyatına ilham veren Bram Stoker'ın 1897 yılında yayınlanan Dracula adlı kitabıyla devam ediyorum. Aslında Dracula yazılan ilk vampir romanı değildi. Kendisi de Sheridan Le Fanu'nun Carmilla adlı kitabından ilham almıştı ama dünya edebiyatında Carmilla Dracula kadar ün yapamadı. Kitap emlak alım işleriyle uğraşan genç avukat Jonathan Harker'ın Kont Dracula'nın Londra'da satın almak istediği yeni mülklerin işlemlerini tamamlamak için Transilvanya'ya yaptığı ürpertici seyahatle başlıyor. Bir süre Dracula'nın şatosunda kalan genç adam buradaki gariplikleri fark eder ama başta pek bir anlam veremez fakat bir süre sonra burada hapsedildiğini anlar. Nişanlısının arkadaşı Lucy'nin garip davranışları ve rahatsızlığı da eklenince işler daha da karışır. Kadını tedavi eden doktor işin içinden çıkamaz. Bunun üzerine kitaba ismini veren Dracula'dan sonra romanın en önemli karakteri Dr. Van Helsing devreye girer ve vampir ile amansız bir mücadele başlar. Kitapta birden fazla baş kahraman vardır ve yazım biçimi mektuplar ve anlar üzerinde ilerler. Kitabın konusunun dışına çıktığımızda romana ilham veren şahsiyeti Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen Vlad Tepes'i görmekteyiz. Kendisine Kazıklı denmesinin sebebi Osmanlı askerlerini ve Bulgar topraklarındaki Türk insanını kazığa oturtarak işkence etmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim kendisi de Fatih Sultan Mehmet tarafından başı kesilerek idam edilmiştir. Kitabın efsanesine göre ise öğrendiği simya sayesinde ölümden kurtulmuştur bu adam ve bir vampir olarak 400 yıl yaşamıştır. Dracula korku hikayesi olarak görülecek bir eser değildir. Gerilim verdiği tartışmasız bir gerçek ama onun asıl özelliği kült klasiklerden olması ve kendisinden sonraki romanlara öncülük etmiş olmasıdır. Bu sebeple mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü olarak tavsiye etmek istediğim kitap edebiyat tarihinin ilk bilim kurgu eseri olarak kabul edilen Mary Shelley'nin Frankenstein ya da Modern Prometheus adlı romanı olacak. Kitap ilk defa 1818 yılında isimsiz olarak yayınlandığında yazar henüz 21 yaşındaydı. Çok genç olmasına rağmen gerek tasvirleri gerekse kurgusuyla büyük bir roman yazdığının farkında değildi. Modern insanlık tarihinin içten içe duyduğu en büyük arzulardan biri hiç şüphesiz ki yaratmak ve yaşatmaktır. Günümüzdeki biliminde bu uğurda mücadele verdiğini düşünürsek kurgunun gelecekte gerçek olma ihtimalini küçük de olsa gösteriyor bize. Kitap öykü içerisinde öykü temasıyla yazılmıştır. Kuzeyde yeni yerler keşfetmek için gemisiyle yola çıkan Walton'ın Victor Frankenstein ile tanışmasıyla başlıyor hikaye. Victor kaptana çocukluğundan itibaren yaşadığı hayatı ve ilk gençlik çağından itibaren aklındaki çılgınca fikri anlatmaya başlıyor. Canlı olmayana tekrar can vermek ve bir insan ortaya çıkarmaktır bu fikir. Büyük bir arzuyla çalışıp gerçekten de bunu başarıyor ve ölü insanların aldığı parçaları birleştirerek ortaya bozuk vücut yapısı ve oldukça çirkin bir canlı çıkıyor. Fakat insanlık için büyük bir buluş yaptığını düşünen Victor bir süre sonra bunun çok da doğru bir şey olmadığını fark etmesiyle kurgu genişlemeye başlıyor. Prometheus Yunan mitolojisinde insanları yaratan Titan'dır. Victor ise kitabın alt başlığından da anlaşılacağı üzere modern dünyada ilk defa insan ortaya çıkartan Prometheus olmuştur. Edebiyatın yine kült klasiklerinden bir tanesidir, mutlaka tavsiye ediyorum. 19. yüzyıl Rus edebiyatının başyapıtlarından biri olan ve ilk defa 1842 yılında yayınlanan Gogol'ün Ölü Canlar adlı romanıyla devam ediyorum. Yazar bu kitaba yakın dostu Puşkin'in tavsiyesi üzerine başlamıştır. Kitap her ne kadar Gogol'ün ruhsal sorunları sebebiyle yarım kalmış olsa da kendisinden sonraki yazarlara ilham kaynağı olacak kadar büyük bir eserdir. Kitap dünya edebiyatının unutulmaz karakteri arasında yer alan Pavel Ivanoviç Çikov'un hikayesini anlatmaktadır. Başarıya giden yolun uzun ve zorlu olduğunu düşünen, bu yüzden de mümkün olan en hızlı şekilde zengin olmaya çalışan dolandırıcı bir anti kahramandır. Çiçikov kendisi gibi kısa yoldan zengin olmaya çalışan ve devlete vergi vermek istemeyen toprak ağlarıyla anlaşıp, kağıt üzerinde yaşayan ama gerçekte ölü insanları satın alarak toprak sahiplerini vergi yükünden kurtarırken, kendisini de nüfuslu bir adam gibi tanıtacak bir yöntem geliştiriyor. Böylece hem cingöz çiftçilerin hem de Çiçikov'un para için ahlaksızlığa başvurduğunu görüyoruz. Kitabın Rus klasikleri arasında yükselmesinin en önemli sebeplerinden biri Rus halkının içinde bulunduğu durumu sarih bir dille anlatmasının yanı sıra gerek bürokraside yer alan insanların gerekse de zengin insanların kibirli yaşamlarını ve maddi beklentilerini ortaya koyması bakımından çok önemli bir kitaptır. Eser Dante'nin İlahi Komedyası gibi 3 bölümlü olarak tasarlanmıştır fakat Gogol'ün ruhsal sorunları sebebiyle hem ikinci cilt alevlere atılmıştır hem de yarım kalmıştır. Buna rağmen güçlü metni ve hicvetli konu itibariyle mutlaka okunması gereken kitapların başında gelir. Edebiyatın gücünü gerçek hayata yansıtan bir kitapla başladığım tavsiyelerimi yine aynı güce sahip kitaplardan biriyle bitiriyorum. Bugün genellikle çocuk edebiyatı içerisinde yer alan ama muhakkak herkesin okumasını istediğim Anna Sewell'ın ilk defa 1877 yılında yayınlanan Siyah İnci kitabı dünyada 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan nadir kitaplardan bir tanesidir. Hasta yatağında annesinin desteği sayesinde 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan yazarın merhamet ve vicdan üzerine yazdığı bu harika kitap bir dönem romandır. İngiliz edebiyatında bir atın gözünden anlatılan ilk eser olduğu da kabul edilir. Yazar bu kitabı yazarak insanların atlara gösterdiği kötü muamelenin bitmesini amaçlıyordu. Kendisi de küçükken yaşadığı bir kaza sonucu yürüyemiyordu ve bir at sayesinde bir yerden bir yere gidebiliyordu. Zamanını atlarla geçiriyor olmasından mütevellit onlara büyük saygı duyuyor. Bu yüzden de onların her zaman daha iyi koşullarda yaşamalarını istiyordu. Bu güzel amaçla yazılan kitap Black Beauty yani Siyah İnci adlı bir atın yaşamını ele almaktadır. Bir İngiliz çiftliğinde başlayan güzel hayatının giderek zorlaştığını gördüğümüz romanda Siyah İnci bazen insanların acımasızlığına şahit oluyor, bazen de çıkarcılığına. Bütün bunlara rağmen sahiplerine olan bağlılığıyla ve zorluklarla olan mücadelesiyle insanlık dersi veriyor. Anlayacağınız kitap antropomorfizm örneğidir. Yani insan olmayan bir varlığa yüklenen insani duygular barındırır. Sonuyla mutlu olacağınızı düşündüğüm hem genç arkadaşlarımızın hem de yetişkinlerin muhakkak okumasını tavsiye ettiğim güçlü bir klasik eserdir.